Belki ilk defa duyacaksınız ama evrendeki bir kara delik süpernova patlamasından önce oluşur ve bunun haklı bir açıklaması var. Güneşten onlarca kez büyük olan devasa bir yıldız ömrünün sonuna geldiğinde ve malzemesi içeri doğru çökerek merkezdeki sert çekirdeğe çarptığı anda tekrar geriye seker, patlamanın fitili ateşlenir. Fakat tam burada bir anlamına duralım. Yıldızın çekirdeğinden dışarıya doğru yayılan şok dalgası daha patlama dahi oluşturmamışken yoğun çekirdek bölümü saniyenin onda biri gibi kısa bir süre içinde kendi içine çökmüş ve olay ufkunu oluşturmuş durumdadır. Dışarıdaki bir gözlemci ise dışarıya yayılan şok dalgasını ve patlamayı saniyeler ile dakikalar sonra görecektir. Ancak kara delik oluşumu bu sürecin en başında çekirdek çökmesi sırasında gerçekleşir. Bizim kurgusal ziyaretimiz ise milyarlarca yıl önce meydana gelen çökme sonrasında günümüzde 17 milyar güneş kütlesine ulaşan bu kara deliğin kalbine olacak. Şimdi notlarımızı yine biraz karıştırma vakti. Yanlış hatırlamıyorsam gideceğimiz yer 12 milyar ışık yılı uzaklığında bulunan bir kuasarın kalbindeki süper kütleli bir kara delik. İsmine bakıp hemen söylüyorum. Evet, buldum. Victor takım yıldızındaki güneş ışığının 500 trilyon katıyla parıldayan QSOJ0529-4351 adlı kuasarın merkezindeki 17 milyar güneş kütleli kara delik. Burayı özellikle seçtim çünkü kara deliğe yaklaşırken olay ufkundan parçalanmadan geçmemiz gerekiyor ve içeride neler olup bittiğini görebilmemiz içinse biraz da zamana ihtiyacımız var. Milisaniyeler içinde yok olacaksak benim yani anlamı yok. Bence artık hazırlanalım, yolumuz yine bayağı uzun. Uzun olması önemli değil, warp sürüşü yapacağımız gemimiz hangarda bizi bekliyor. Yolculuğa çıkmadan önce warp sürüşleri hakkında detaylı bilgi almak istersen açıklamalar bölümüne bir link bırakıyorum, oradan videoyu izleyebilirsin. Yanımıza bir adet kamera alsak yeterli. Gemiye bağlarız dış gözlemci olması için. Üstündeki giyside dahili kamera var, onunla da kara deliğin içinde kayıtlar almaya çalışırız. Artık gitme vakti, biraz da gemide laflayalım. Sayın yolcularımız, sevgili çocuklar, gemimize hoş geldiniz. Ben kaptan pilotunuz Koaz. Dışarıda güzel ve güneşli bir hava var ve varış noktamızdaki uzay sıcaklığı -270 santigrat derece. Uçuş süremiz 5 dakika olarak belirlenmiş olup ve herhangi bir gecikme görünmemekte. Uçuş süresince gemi içinde ağırlıksız olarak dolanmamanız için emniyet kemerlerinizi bağlamanız önemli, rica olunur. Koazhar hava yollarını tercih ettiğiniz için teşekkürler. Herkese iyi uçuşlar. Varış noktamızdaki Kuasar'ın size söylemediğim güzel bir özelliği var. Gelin göstereyim. Bu gördüğünüz gerçek fotoğraf J0529-4351'in bulunduğu gökyüzü bölgesini göstermekte. Şili'deki ESO'nun Çok Büyük Teleskop adlı teleskobu kullanılarak çekildi. İki ince çubukla işaretlenmiş olan Kuasar ise bugüne kadar bilinen evrendeki en parlak nesne unvanını taşıyor. Hatta o kadar parlak ki uzaklığı 12 milyar ışık yılı olmasına ve 40 yıldır bilinmesine rağmen en güçlü teleskoplarımız dahi bu gök cismini %99,98 oranında kendi samanyolumuz içindeki bir yıldız olarak belirledi. Fakat daha büyük teleskoplar işin içine girdiğinde ancak 2024 Şubat'ında ne olduğunu anlayabildik. Galiba varmak üzereyiz. Ben yavaş yavaş dışarı. Galaksinin merkezindeki bu kara delik her gün bir güneş kütlesi kadar malzeme yutuyor. Yani inanılmaz derecede aktif. Bu kadar büyük bir kara deliğe gelmek zorunda mıydık? Yani bir bakıma evet, belki biraz daha küçük olabilirdi ama süper kütleli olması şart. Çünkü kara deliğin yakınlarındaki parçalayıcı gelgit kuvvetlerinden kaçınmak için büyük bir şey olması gerekiyor. Ayrıca olay ufkunu geçtikten sonra teorik tekilliğe düşüp yok olma süresi de saniyeler ve milisaniyeler içinde gerçekleşiyor. İşte bu yok olma süresini uzatmak istiyorsak kara deliğin boyutunu da büyütmeliyiz. Mesela Samanyolu'ndaki Sagittarius A'ya düşme süresi 60 saniyeden daha az bir zamanda gerçekleşir. Formülümüze bir bakalım. Olay ufkunu geçtikten sonra yok oluşa kadar içeride ne kadar zaman geçirebiliriz? 17 milyar güneş kütleli bir kara delikte içeride kalma zamanın, yani olay ufkundan teorik tekilliğe çarpma süresi yaklaşık 3 gün. Baya baya yeterli bir süre. Başlayalım o zaman. Dışarıdan on binlerce derece sıcaklığı olan bu kara delik aslında buz gibi. Nesneleri yok eden bu anormal sıcaklık gördüğünüz üzere birikim diskinden geliyor. Küçük kara delikler daha hızlı döndüğü ve etrafındakileri de buna uygun olarak döndürdüğü için birikim diskinin sıcaklığı yüz milyonlarca dereceye kadar çıkabiliyor.
Bu bölgeyi gözlerim kapalı hızlıca geçtiğimde önümde büyülü bir dünya beliriyor. Burası evrenin en gizemli sınırlarından biri, bir kara deliğin foton küresi. Işık burada tuhaf bir dansa tutulmuş durumda. Çevremde titreşen, bükülmüş ışık hüzmeleri, sanki zamanın ve mekanın zincirlerinden kurtulmuş hayaletler gibi sonsuzluğa dönüyor. Uzak bir yerlerden gelen ışık, kara deliğin muazzam kütle çekimi tarafından yakalanıp bükülerek baş döndürücü bir şekilde üst üste biniyor. Bir an milyarlarca yıl önceki bir kuasarın parıltısını görüyorum, sonra aynı anda, belki de evrenin sonundan gelen soluk bir yansımayı. Foton küresinin içinde her şey birleşiyor, her şey aynı anda var oluyor. İleriye, olay ufkuna baktığımda karanlık bir uçurum beni çağırıyor. Çünkü burada en ufak bir dengesizlik ışığı olay ufkunun ebedi boşluğuna savuruyor. Burası, evrenin sınırında sonsuz akıştaki bir ışık selinin içi. O kadar uzaklardayım ki, kara deliğin olay ufkuna varmama daha 25 milyar kilometre var. Bunun ne kadar korkunç bir uzaklık olduğunu şu şekilde söyleyeyim size. Plüton'un Güneş'ten uzaklığı ortalama 6 milyar kilometre ve mevcut teknolojimiz ile 9 yılda gidebiliyoruz. Ben bu mesafenin 4 katından daha uzaktayım. Büyük bir kara deliğe düşmek bir yana, yaklaşmak bile gerçekten çok zor. Olay ufku yakınlarına geldiğimi ancak elimdeki mesafe ölçer ile anlayabiliyorum. Çünkü buralarda bir olay ufku olduğunun hiçbir belirtisi yok. Aslında olay ufku teorik bir sınır. Yol üzerinde bir şehirden başka bir şehre giriş yapmanız gibi. Yine de kara deliğin merkezine 50 milyar kilometre uzaklıktayım ve adımımı attığım, olay ufkunu geçtiğim anda kaderimi yazmaya başlıyorum ve yok oluşuma sadece 3 gün var. Öylece geçip gidiyorum. Gelgit kuvvetleri ne kadar güçlü olursa olsun, küçük bir kara delikte bile bir protonu, aslında bir atomu veya molekülü parçalayacak kadar güçlü değiller. Kara delik ne kadar büyürse, ufukta o kadar zayıf gelgit kuvvetleri meydana gelir. Bu sebeple korku şu anda benimle değil. Burası artık kendi içine doğru sürekli bir çöküşte olan mini bir evren gibi. Olay ufkunun dışından kara deliğe düşen her şeyi görebiliyorum. Fakat hem gerçeklik hem de zaman kavramı yok olmuş durumda. Görünür hiçbir şey düzgün değil. Kütle çekiminden ötürü şeyler aşırı derecede çarpıtıldığı için gördüğüm şeyler sadece ince çizgiler. Yıldız malzemeleri, gazlar, atom altı parçacıklar, savrulan parçalanan gezegenler. Işık da üzerime düşüyor fakat maviye kaymış bir şekilde görünüyor. Öyle ki en sert gama ışınları şeklinde kara deliğin merkezine doğru gidiyor. Tarif edebileceğim tek şey, üstümde evrenin başıma yıkıldığı, onca kütle ve enerji içeri yığıldığı halde buranın sıcaklığı yok, yani mutlak sıfıra çok yakın. Çünkü sıcaklık moleküllerin veya parçacıkların kinetik enerjisiyle ilişkili. Ancak tekillik yakınındaki maddeler bildiğimiz fiziksel formunu kaybediyor. Bu sebeple ölçebileceğimiz sıcaklık kavramı da ortadan kalkmış durumda. Ne ellerimi ne de ayaklarımı görebiliyorum. Çünkü onlardan gözüme ulaşan tek bir foton dahi yok. Işık adına her ne varsa tamamı ileri aşağıya doğru gidiyor. El fenerini açtığımda dahi el feneri görünmüyor ve ışığı bir milimetre de dahi ilerleyemeden o da merkeze doğru çekiliyor. Aslında merkezdeki tek bir noktaya doğru düşerken kara bir küreye veya noktaya yaklaşıyormuş gibi görünmezsiniz. Etrafınızdaki her şeyi mercek altına alan aşırı gelgit kuvvetleri nedeniyle düz bir zemin iniyormuş gibi görünürsünüz. Kara deliğin merkezi aslında uzayın bir noktasından ziyade geleceğin bir anı ve ondan kaçış mümkün değil. Nasıl ki pazartesiden sonra salıyı yaşamak zorundayım, kara deliğin teorik tekilliği de geleceğimde kaçınılmaz bir an. Ardımda kalan olay ufku geçmişimde, kara deliğin merkezi de geleceğimde kalmış durumda. Başımı yukarı kaldırdığımda, ki bunu yapabilmem imkansız çünkü yukarı doğru olan her şey yasak, toplu iğne ucu kadar bir açıklıktan evrenin yaşlanmasını izliyorum. Gözümün önünden dışarıdaki evrende on binlerce, milyonlarca, milyarlarca yıl geçiyor. İçinde bulunduğum kara delik ise 10 üzeri 97 yıl boyunca varlığını sürdürecek. Bu sayının ne olduğunu size tarif etmemin evrende bir yolu yok. Bu devasa kara delikten çıkmamın sadece iki tane yolu var. Ya kendi varlığımı bir şekilde sona erdireceğim ya da zamanda geçmişe doğru yolculuk yapacağım. Gerçi ilk seçenek beni yine kara delikle bütünleştirmiş olacak. Buradan çıkmak sayılır mı bilemiyorum. Fakat beni geleceğimle yüzleşmekten kurtaracak olan tek şey geçmişe giderek bu kaosun içinden kurtulmam. Ama ben kurgusal ölümsüzlüğümle üçüncü seçeneğim.
beklemeyi tercih ediyorum. 10 tetra trigintilyon yıl sonra bu kara delik tamamen buharlaştığında ben de onunla birlikte buharlaşıp evreni anlamak için uzay zamanın sonsuzluğuna kendimi bırakacağım ve evrenin bir parçası olacağım.